Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Frontem günlükleri serimizin ikinci yılında yine sizlerle birlikteyiz. Yine kaldığımız yerden eğitimimize, sohbetimize devam edeceğiz Türk hayecanımızda. Hocam size tekrardan hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Harikayım bomba gibiyim teşekkür ederim. Bayramın ikinci günü buradayım gördüğünüz gibi. Sizlerle birlikteyim çünkü beni siz var ettiniz. Sağ olun. Aa, doğru, ne doğru demek musun? hocam estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> ee, yine bu vesileyle herkesin bayramını tekrardan kutlayalım Ramazan bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Ee, dilerseniz yavaştan geçelim mi hocam? Yani sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa önden. Yani sizin sözlerinizi de alalım. Öyle bir Yo, geçelim. Yok bence yar, yardıra yardıra devam edelim buradan. Yani yardıra yardıra derken tabii şimdi ee, geçtiğimiz dersi izleyen e, ve sonradan ya da YouTube'dan izleyen arkadaşlar şey diye düşünmüşlerdir. Bu ne ya? Bu ne ya? Çok basit gidiyoruz demişlerdir. O yüzden bir altını dolduralım. Ee, bu e, iki günlük e, serimiz tamamen temel kavramlar üzerineydi sevgili dostlar. E, dolayısıyla bugün de yine aynı seviyede e, CSS konuşacağız ve biraz daha tasarım e, üzerine ilerleyeceğiz. Eee Tabii ki yine HTML üzerinde de iki muhabbetin belini kıracağız. Sonra tabii ki e, şu anda yani 2021 yılının e, bugünlerinde neler kullanıyoruz ondan biraz daha bahsedeceğim. Bir kez daha altını çizmekte fayda var. E, ben sektörde bir yazılım geliştireceğim sevgili dostlar. Daha doğrusu bir full stack bir yazılım geliştireceğim böyle. Frontend HTML CSS kısmı e, bir UI ya da UX uzmanının aslında eseri e, bir sanat anlamında bakıldığı zaman ya da bir görsellik anlamında bakıldığı zaman ben bunun sadece bir geliştiriciye bir yazılımcıya e, nasıl düşünülmesi gerektiğini anlatan taraftayım yani beklentiniz Oha oğlum bir site tasarlayacağız var ya herkes beğenecek ha değil o konuda hiç iddialı değilim bana deseler ki Türk ay serbest bırakıyoruz seni sen tasarla kimse girmez o site herhalde gördünüz zaten geçen ders bunu <laughs> ama e, en azından o elementlerin tarayıcı tarafından nasıl algılandığını e, ya da CSS kısmını nerede nasıl oluşturman ve ilişkiyi kurmam gerektiğini biliyorum diyebilirim size. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Hocam başlamadan önce ufak bir e, duyuru daha geçmek istiyorum ben. Tabii. Evet. E, e, sosyal medyadan da arkadaşlarımız görmüştür. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. E, bu kursun bu eğitimin sonunda ilerleyen saatlerde hocamızın sıfırdan orta düzeye ve front eğitimi kursunu hediye ediyoruz. Bu e, derse katılan herkese. E, link ilerleyen zamanlarda paylaşılacak. O yüzden yayını izlemeye devam edin arkadaşlar. Bir yere kaçmayın. Ya ya. Bak buradan söylüyorum. Kaçanlar olursa link yok onlara. Ya, yani gözümüz üstümüzde. sabaha <laughs> <laughs> kadar buradayız. Sabaha kadar. Evet hocam. <gülüyor> <gülüyor> Tabii abartmayalım. Yani kaça kadar buradayız? Herhalde 9, 20-45'e kadar burada takılacağız. Ondan sonra aramızda takılacağız, muhabbet edeceğiz. Şimdi efendim ee, dediğim gibi bu ee, frontend dediğimiz dünya, okyanus büyük bir okyanus. İçin içerisinde bir sürü ee, bileşen var. Onlardan bir tanesi de javascript biliyorsunuz. Hatta en önemli alanlarından bir tanesi javascript. Bu ee, iki günlük Belki Javascript'ten sonra doğru da bahsedebilirim bu arada. Hani araya sıkıştırabilirim ama özellikle e, sevgili Çomu yetkililerinin diyelim e, DSC yetkililerinin benden talep ettiği özellikle HTML ve CSS tarafıydı. Artık o Udemy'deki eğitimde Javascript ve JQuery tarafını da görmüş olacaksanız <laughs> ben de biraz sürprizi genişleteyim bari. Daha spesifik hale getireyim. Şimdi, ee, okey miyiz? Herkes hazır mı? Hazırsanız başlıyoruz. Pekala. Şimdi geçtiğimiz derste, ders demeyelim onu. Hadi, o benim ağzı alışkanlığım. E, hemen abay ah şey çetin kapatayım da o. Aman, son bir kez okuyayım mı? Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Elif Mina Hanım. Bu arada e, az önce e, arkadaşlarla konuştuk. E, ben böyle feedback'in e, önemli olduğundan da bahsettim. E, tam onun üzerine Elif e, Mina Hanım'ın yazdığını referans alarak şunu söylüyorum. Sevgili dostlar, bize yani bana ya da YouTube'da karşınıza çıkan ya da canlı yayında karşınıza çıkan insanlara feedback verirseniz geri dönüşümde bulunursanız çok mutlu oluyoruz. Yani şu an mesela bana işte hocam şöyle olsun böyle olsun diye eleştiri de dahil olmak üzere dönüş yaparsanız çok mutlu olurum. Çok gaza gelirim. Acayip bir şekilde işler yaparız sonra. Yemin ediyorum. Devam. Peki. Ne demiştik? Geçtiğimiz yayında arkadaşlar Oldukça iğrenç bir tasarım yapmıştık biliyorsunuz. ya yani şimdi burada şey yapmaya gerek yok. Ekranımı paylaşıyorum şimdi sizinle. Dur bakayım share. Ondan sonra share screen. Share screen. Hangi screen olacak bu screen? Aa dur o screen değil. Aa nerede ayol? Aa diğer ekranı buldu ha Az önce bulamamıştı. Şimdi buldu. Gel bakayım. Paylaş. Aldım hocam. Thank you. Pekala. Şimdi hemen şu chat'i de ayarlayayım ben. Diyelim ki son beş dakikalarda özellikle geri dönüşlerinizi merak ediyorum. Yine herhalde bir e, ufak bir ara veririz diye tahmin ediyorum arada. Peki. Peki. Ekranda gördüğünüz bu ee, çok da güzel olmayan, çok da işlevsel olmayan e, ama HTML'in doğum e, doğumundan beri var olan kavramlara inmiştik. Neydi o kavramlar? Şöyle bir bakalım isterseniz. Şu kamerayı da şöyle bir ayarlayayım da. Tam kameranın içine gözünüzün içine bakayım şöyle. Heh. Neydi onlar? Bakın arkadaşlar yakınınıza. Ee, bir HTML head ve body e, elementleri ondan sonra paragraflar, işte table ve e, bir de şurada form tarafında form elementleri. E, bugün birazcık daha birazcık daha tasarıma odaklanacağız ama yine geçtiğimiz yayında olduğu gibi birazcık geçmişe geçmişe dönelim. Yani nasıl bir ihtiyaç doğdu da e, CSS ortaya çıktı? Ee, onu bir canlandıralım kafamızda ve e, ondan sonra CSS'i öğrenelim. Şimdi dostlar, öncelikle e, yıl 1990'lar, yanlış hatırlamıyorsam 92 tam tarihi. 1992 yılında e, dünyaya artık internet... E, yayınlanmaya başladı diyelim. Yani insanlar tarafından erişilebilir bir mecra olmaya başladı demiştik. Şimdi böyle olduğu zaman tabii ki de e, hani düz bir yazı gibi yani düşünsenize şunun gibi bizim indekste geçen yaptığımız o çok da iyi olmayan e, sayfayı bir açalım şöyle. Şuraya bak. Allah'ım ya Rabbi. Evet. Bu görmüş olduğunuz e, sayfa tamam belki 80'li yıllarda belki şirket içi e, işte wiki dediğimiz yapılarda mantıklıydı. Ama dediğim gibi, bu e, günümüzde Allah aşkına şöyle bir sayfa olsa girer misiniz şimdi yani? Eğri oturup doğru konuşalım. Hiçbir işinize yaramaz bu. E, doğal olarak bunu biraz daha güzelleştirmek, biraz daha insanlara... E, Çekici hale getirmek istiyoruz. Ee, nasıl bunu yapacağız? Nasıl çekici haline getireceğiz? Elbette e, fontlarını değiştirerek, rengini değiştirerek yazıların. Ne bileyim yani süsleyerek bunu yaparsınız. Nasıl ki arkadaşlar bakın gayet basit. Eğer bir kitap okuruysanız yani basılı medya daha doğrusu basılı medya yapıları okuyarak ilerliyorsanız kelimeyi bulamadım orada doğru kelimeyi hemen çaktırmayın tabi e, o kitapların baskısını kapak tasarımını iç dizaynını işte fontunu satırlar arasındaki boşlukları bile özenle e, al, ö, özeniriz yani aldığımızda hoşumuza gider bunları bu detaylarla ilgilenmek e, dolayısıyla sonuçta web dediğimiz mecra da internet mecrası da bu tarz güzelliklere e, ve kullanım kolaylıklarına ki kullanım kolaylığı da bir mühendisliktir burada e, bunu da belirtelim. E, yani en azından elinde sonunda UX, User Experience ya da User Interface, UI dediğimiz e, yapılar birer mühendislik yansımaları baktığınız zaman. Şimdi e, dolayısıyla ee, bizim de web sitemizi düzgün hale getirmemiz lazım. Tamam, bu anlaşıldı herhalde. E nasıl yapacağız bunu? İlk akla gelen arkadaşlar herhalde şudur ki evet bu da düşünüldü. Normal bir tane yeni bir dosya açacağım bugünkü e, konumuzda e, işlerken. Şöyle bir şey yapalım. E, aslında yeni bir klasör çelik daha güzel olur da. Eski klasörü şey yapayım ben. Şuraya gideyim. Ya da dur bakayım. Yok ya gerek yok. Tamam uzatmayayım. Yeni bir tane isim verelim. Ee, New Design diyeyim adına. New Design nokta html yazım tarzından belki dikkatli izleyici dostlarım aa case Kesensitif değil. A Macar notasyonuyla yazıyor ee, diyeceklerdir. E tabii ki buradan da bir C şartçı olduğumuzda anlaşılsın. Ee, tabii bu arada dediğim gibi daha önce bir kez daha aklıma gelmişken biraz doğaçlama oluyor bunlar ama eğer gelecekte C şart programlama dili .NET, .NET Core, MVC e, gibi konularda böyle bir ihtiyacınız olursa Çekinmeden tabi ee, iletebilirsiniz bu taleplerinizi bana ve elimden geleni o anlamda yaparım. Şimdi geldim arkadaşlar New Design HTML'e ve yine HTML'imizi bir oluşturalım şöyle hazır. Ünlem işaretimizle ve e, bu görmüş olduğunuz alanda e, ilk 1990'lı yılların güzelleştirme taktiğinden birazcık bahsedelim. Elementlerle yapıldı arkadaşlar. Evet yani yazmayacağım şimdi bunu e, denemeyeceğim ama font gibi elementler vardı. Tamam mı? İçine fontunu yazıyordunuz ya da bg kalır gibi falan filan. Fakat şimdi elbette bu çok fazla tutulmadı. Niye? E, bunun aslında birkaç sebebi var. Ama e, en temel sebebi anlatmak istiyorum size. Yani bütün tasarımın şuraya bir tane not alayım da CSS'ten önce bura bu işte açıklama satırı bu arada. Geçtiğimiz yayında bahsetmemişim. Onu fark ettim. CSS'ten önce tüm e, tasarım HTML elementleri ile yapılabiliyordu. Ama artık öyle değil. Eee dediğim gibi bu çok kısa sürdü arkadaşlar. Şimdi onun neden kısa sürdüğü ve neden dezavantaj olduğunu konuşalım. İnternet nedir arkadaşlar? Bir bilgisayardan çok basit cümleyle söylersek. Tabi internet nedir e kitap bile yazılır da soruya cevap verirken. Ama şöyle diyelim. Bir bilgisayardan bir diğer bilgisayara paylaşılan kaynaklardır aslında internet. Yani bu bir dosya olabilir. Yani bir dosya indirebilirsiniz internetten. HTML kaynağı indirebilirsiniz. Fotoğraf indirebilirsiniz. Hatta Napster zamanında MP3 indirebilirsiniz. İndirebilirdiniz. Şimdi genellikle Spotify'dan müziğimizi çalıyoruz. Peki. Ee, e sonuçta 90'lı yıllardan bahsediyoruz. İnternet o kadar da hızlı değil. Yavaş ee, her dosya, şimdi bu görmüş olduğunuz sonuçta HTML e, dosyası sunucu tarafından oluşturulup istemci tarafından download ediliyor. Doğru mu? Siz bir siteye girdiğinizde ya da telefonunuzdan açtığınızda fark etmez. E, o sitedeki HTML'i cihazınıza download ediyorsunuz. O gördüğünüz görselleri, yazıları okuyabilmek için. ...download etmek zorundasınız. E demek ki... ...şimdi tamam şu anda... E, ...megabitlerle konuşuyoruz... ...download hızları açısından. E, ama o zamanlar... ...K'larla konuşuyorduk. M'lerle değil kilobit. 28K'lar, 56K'larla... ...bağlandığımız zamanlarda... E, ...dosyanın boyutu... ...büyürse... E, ...sizin sayfayı açmanızda... ...gecikmez mi? Adoslar... Gecikir tabii ki. E o zaman, e o zaman bu gecikmeyi e, önlemek için böyle her şeyi bakın yani, yani bu şu demek. Siz bir sayfanın içerisine öyle bir sürü element yaparsanız tamam mı? Copy paste, 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 Bunun e, boyutu büyümez mi? Yazdığınız her satır Allah kahretmesin ya. Şimdi arkadaşlar benim evde iki tane kedim var. Tamam mı? Ee, az önce masada uyuyordu kendisi. Tabii ki de kameranın dışında. Yani bir kedi kendi düşürdüğü şeyden korkar mı? Az önce burası sallandıysa kedinin zıplamasından kaynaklandı. Beni de korkuttu tabii bu arada. Ama komik. Yani bir, bir kedi kendinden korkar mı ya? Allah aşkına Şiva ya. Of komik. Neyse. Toparladım hemen dönüyorum. Şimdi bu görmüş olduğunuz arkadaşlar her element her yazdığınızda ...HTML belgesine her bir şey eklediğinizde... E ...bunun kilobaytı... ...artacak... ...büyüyecek yani dosya... ...yani o zaman... E, ...işte font elementi... ...burada yazdığım gibi... ...HTML elementleriyle sayfamı tasarladığımı düşünsenize... ...şimdiki sitelerin... Yani ...hala CSS icat edilmediğini varsayın... ...şimdiki o başarılı... ...o güzel gözüken... ...o ulan ne kadar tatlı yapmışlar siteyi ya... ...dediğimiz tasarımlar e, ee, bu elementlerle yapılmış olsaydı pehey belki de kaç megabayt olacaktı o HTML dosyalarının boyutu. O zaman buna bir çözüm bulmak lazım dedi birisi. Kim? Kim dedi bunu? Gelsin bakalım. Önce ben yazayım da dur fotoğrafı yanlış gelmesin sonra. Hakon Vium Lee. Norveçli bir abimiz kendisi. Geliyor şimdi. Böyle insanları tanıtayım ki size, Tim Berners-Lee'den sonra, işte Hakon William Lee. Kim bu abi? Öncelikle tişörtünden de e, tahmin edebileceğiniz gibi opera tarayıcısının, ki ben de onu kullanıyorum, e, yaratıcılarından birisi. Ama sektördeki en büyük katkısı emin olun opera değil. CSS. Arkadaşlar, bu abi demiş ki, niye demiş? Bir dakika ya, biz öyle bir şey yapmalıyız ki, öyle bir e, sistem oluşturmalıyız ki, birden çok belgenin, birden çok HTML belgesinin ya da birden çok HTML elementinin tasarımını tek bir alanda yapabilelim. Basit bir söz dizimi olsun. Ama bu basit söz dizimiyle e, genel olarak hani istemcilere daha böyle yakışıklı, daha güzel siteleri e, inşa edebilirim ve boyutları da çok büyük olmasın diye düşünmüş. Ve skollarını sıvayıp CSS altyapısını oluşturmuş dostlar, dostlar. Ne yapmış peki gelin bir görelim. E, ilk önce şöyle yapmış. Bunu bir azaltayım şimdi. Buraya standart bir tane başlık açalım. Evet. Bakın. CSS ile HTML'i bağlamanın öncelikle birkaç tane yolu var. En basitinden başlayacağım. Tamam mı? En basiti şöyle style vermek. Style. Style içerisinde arkadaşlar, yani CSS, ha bu arada tabii ki e, CSS'in açılımını söyleyelim değil mi şurada? Böyle CSS CSS nereye kadar? CSS bir kısaltma sonuçta. Cascading Style Sheet Basamaklandırılmış basamaklı hale getirilmiş e, stil alanları olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Ama Türkçe'ye çevirmeyin tabii. Ne gerek var? CSS. Olayı HTML'e yeni bir yaklaşım, yeni bir tasarım e, eklemenizi sağlayan bir yapı. Peki. Yavaştan başlıyoruz arkadaşlar şimdi. İlk önce şuna bakalım. Her elementin style diye bir etribütü var. Tamam mı? Bu style attribute'ünde Arkadaşlar CSS özelliğini istediğiniz değere atayabilerek atayabiliyorsunuz. Nasıl? Hemen şöyle. Gelin başlığımızı, başlığımızın rengini böyle turuncu, kırmızı gibi bir renk yapalım. Olur mu? Şöyle yapıyorum bakın. color 2 nokta üst üste dediğim zaman ilk önce bu color kısmının bir özellik olduğunu unutmayalım. Color bir özellik. Ve iki nokta üst üsteden sonra değer istiyor sizden. VS Code da sağ olsun bize yardımcı oluyor. Diyor ki bak böyle renkler var. Tamam mı? Arkadaşlar tabii ki bundan bahsedeceğiz ama hazır karşımıza çıkmışken ilk örnekle söyleyelim. CSS'te bir renk belirtmenin iki yolu var. Tövbe tövbe birkaç yolu var. İki yol hemen hazır. Ee, bu yollardan ilkini karşınızda görüyorsunuz şu anda. Solid renkleri seçmek. Yani önceden tanımlı e, bazı renkleri kullanabiliyorum. Örneğin ben burada yazı renginin e, böyle koyu kırmızı e, olmasını isterim. Bakayım dark red var mıydı? Dark red olsun. Tamam mı? Şimdi bakın sadece style attribute'üne dedim ki color dark red olsun. Buraya da tabii ki bir tane başlık yazalım. Haydettim. Hemen şöyle şey gelsin bakalım. Ha, bunu sayfaya açmamıştık değil mi? Dur. Şuradan açalım o zaman. Evet, işte arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, başlık olarak koyu bir biçimde koyu kırmızı bir biçimde şöyle zoom yapayım arkadaşa e, başlığımızı görüyoruz. Renk vermek basitleşmiş gördüğünüz gibi renk katmak basitleşmiş yani CSS'ten öncesi gibi böyle renk diye bir color diye bir tane element açayım onun içine başlık açayım. Böyle bir şey yok. Doğrudan CSS ile bağlıyoruz bu işi. Tamam ama ya elimde bu sayfada bir sürü H1 varsa yani burada bir H1 burası ana başlık olsun mesela ondan sonra cıma, burada başka bir H1 başka başlık Sonra daha da başka başlık. Varsa şimdi hepsinin kırmızı olmasını istiyorsam ki genellikle e, arayüz tasarımcılarının yani user interface designerların tercih ettiği bir şeydir bu. Değil mi? Siz bir siteye gittiğiniz zaman hep benzer şeyleri görmüyor musunuz? Bakın Nereye gidelim mesela? Yine hepsi buraya gidelim. Örneğin bir font ee, işte bir ne bileyim ben e, renk işte nerede ne renk kullanılacak. Mouse üzerine geldiği zaman ne olacak? Bütün bunlar standart. Bakın mesela hepsinin ana kategorileri turuncuya yakın bir renkte. Ne olursa olsun. Yani sizce hepsinin tek tek style 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 o zaman Hakon style 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 Hakan style 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 Hakan style style ki Norveçli kim bilir nasıl telaffuz ediyor. Belki duysa kızar bize. Ama dur dar. Hakon uyumli. Tamam. Şimdi e, bu noktada arkadaşlar biz şöyle bir şey diyelim. E, daha genel olarak tüm başlıkları tasarlayabileceğim, tüm H1'leri tasarlayabileceğim bir şey düşündü Hakan. Norveçli Hakan abimiz. Ne yaptı peki? ve şu elementin doğuşuna karar verdi. Style elementi. Edin içerisinde style diye bir element yapıyorum arkadaşlar ve bu elementin içerisinde tanımlarımı gerçekleştiriyorum. Yani diyorum ki demeden önce ne yaptığımı söyleyeyim. Bir selektör tanımlayacağım. Bir HTML selektör. Selektör teknik bir ifade. Ama Türkçesine seçici, seçmek. HTML'deki hangi elementleri seçiyorsun? diye soruyor. Ben de diyorum ki H1 elementlerini seçiyorum. Süsü parantez arkadaşlar yani scope oluşturduğumda şunu söylemiş oluyorum. Diyorum ki H1 yani bu sayfada gördüğün bu özellikle tabii ki body'de gördüğün tüm H1'ler bu süslü parantez içine yazdığım şekillerde gözükecekler. Yani kalır ee, brown olsun. Hatta dur bakayım başka bir şey olsun. Çünkü fena bir renge benzemiyor. Ya da orange diyeyim ya ben de. Orange. Orange daha güzel. Aa, açık bir renk şeye göre. Dark Red'e göre. Bilerek aşağıdakini bozmadım ki e, onun arasındaki farkı görebilmeniz için. Yani şu soruyu soracaksınız bana muhtemelen. Ya şimdi buna Style dedik. Burada Dark Red dedik. Buradaysa bütün H1'ler Orange Red diyoruz. E hangisi geçerli olacak diye e, merak ediyorsunuz. Bakalım ne olacak. Görelim. Color Orange Red Font'u Kalibri olsun. Kalibri tabii ki bu fontun bilgisayarınızda olması lazım. Ee, normal Windows fontu olduğu için arkadaşlar Kalibri e, olacaktır. Gerçi ben paragraflarda falan gerçi birazdan göreceksiniz bunu ama Trebuchet MS hastasıyım. Trebuchet MS'i e, beğeniyorum daha çok. Haliyle onu kullanacağım. Her neyse şimdi devam ediyorum. Ve diyorum ki eee bir de ne olsun? Büyüklüğü olsun. Font size. Yani bu büyük başlık olduğuna göre herhalde 16 piksellik bir büyüklük fena olmayacaktır. İşte arkadaşlar CSS'le tanıştınız bile. Bu kadar basit. Gördünüz mü? Başlık elementi diyorum. Yani H1 elementinin rengi bu. Fontu bu. Font size'ı bu olacakmış. Okey. Kaydet bakalım. ay bu değil nerede o kapattık mı onu yok burada yok bu da değil bunu kapat başka aa kayboldu bir sürü tarayıcı açık tabi ha burada evet fontum arkadaşlar ee, hatta biraz daha bu fontu itelik yapalım mesela daha böyle belirgin olsun şunu deyim ki font style italic diyelim ve bir bakalım. Tamam. Böyle daha vurgulu oldu. Şimdi dostlar ne görüyorsunuz? Bütün H1'ler öncelikle aynı fontta. Hepsi kalibri. Hepsi itelik. Hepsi 16 piksel. Çünkü burada öyle söylediniz. Ama ana başlığın rengi koyu kırmızı. Çünkü orada ona özel style verdiniz. Hangisinin daha geçerli olduğunu gördünüz mü gözlerinizle? Eğer style varsa bir elementte o zaman bu styledaki ayarlar geçerlidir. Olmasaydı buradaki style o da orange red olarak gözükecekti rengi. Ha demek ki demek ki e, bunun yani style elementi içerisindeki yapıyı style attribute'ündeki değer eziyor, override ediyor. Tamam mı? Diyor ki ben daha baskınım. Evet oradan sana orange geliyor olabilir ama ben senin dark red gözükmeni istiyorum. Dedi. Şimdi bir düşünelim. Bu bir selektör. Okey. Ee, H1 elementini, sayfadaki her şeyi, bütün H1'leri, her şeyi demeyelim, abartmayalım. Bütün H1'ler böyle gözükecek. Ya da bir örnek daha gelsin. Paragraf diyorum. Tamam mı? Ve klasik olarak bu bir paragraftır diyorum kendisine. Bu bir paragraftır. Evet. Dedim. Ee, ve bu paragrafın da yine belli bir tasarımda olmasını istiyorum. Dedim ya size paragraflarda Trebuchet MS hastasıyım diye. Öyle olsun o zaman Font Family. Font Family. Trebuchet MS. Bu hazır bir kalıp. Ben bir tane kullanacağım arkadaşlar. Şöyle. Bu arada şu demek. Diğer fontların olması... Hani Windows tarafında yoksa e, diğer fontları kullan anlamında. Ben var olduğunu bildiğim için sadece font family kalsın. Ondan sonra başka ne yapalım. O kadar. Yazı rengi aynı kalsın. Boyutu da aynı kalsın. Bakalım bu bir paragraftır yazısı. Nasıl gözükecek? Eğer fontu beğenmeyenler varsa söylesin tabi. %100'e getireyim de şöyle. %200 şu anda. Ha yüzde yüz. Buyurun. Gayet böyle şey Ubuntu'ya benziyor font olarak. Google'un Ubuntu'suna benziyor birazcık. Ama bence çok daha başarılı. Yani e, en azından web uygulamalarının okunurluluğunu çok arttırdığını söyleyebilirim. Peki. <laughs> font övdükten sonra yeterince, yeterince font övdükten sonra arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi e, biz CSS'i böyle sadece yazı rengiymiş, fontmuş hiç kullanmıyoruz elbette. Öyle bir e, öyle bir kastım yok bunu anlatırken. Peki neden böyle bir e, giriş yaptık? Öncelikle CSS'in e, buradaki elementlerini yani daha doğrusu işte selektör nedir? Özellik nedir? Özelliğe değer atamak nedir? Onları bir görmenizi istedim. Elbette arkadaşlar. Bugün dediğim gibi gözünüze hoş gelen var ya, gözünüze hoş gelen sesler. Onlarla ilgili birçok şey artık CSS ve hatta CSS3. Bu sefer dikkat ettim. Ya da sektörde her zaman duyacağınız gibi CSS3 sinemalarda. CSS3 ile birlikte çok daha fazla eee cümleye böyle başlarsam sonunu getiremem tabii. Hemen düzeltiyorum. Şöyle diyeceğim. CSS 3 sayesinde çok daha böyle güzel, çok daha başarılı arayüzler geliştirebiliyoruz. Yani bugün gördüğünüz o sitelerin, beğendiğiniz arayüzlerin birçoğunda aslında ne var? Buradaki kavram var. Şimdi efendim, üçüncü bir nokta, üçüncü bir nokta şu. Benim sistemde e bir sürü sayfa olacak. Öyle değil mi? Bir sürü sayfa olacak. E ben bu sayfaları nasıl tasarlayacağım? Daha doğrusu tek bir yerden yönetebilsem. Böyle tek tek her sayfaya şöyle style demektense acaba başka bir dosyada CSS yazabilir miyim? Cevap tabii ki de yazabilirim arkadaşlar. Gelsin bakalım şuradan bir CSS dosyası. Web nokta diyorum adına. Web nokta Yani şimdi yazmadan önce bir düşünelim arkadaşlar. Bütün sitenin bütün web uygulamasının her sayfasında gördüğünüz renkleri, fontları, Standart olarak tek bir dosyada belirleyip HTML ile o dosyanın ilişkisini kurmak ve tasarımsal bir değişiklik yapmak istediğimde sadece CSS dosyasına müdahale etmekten bahsediyorum. Yani CSS'i siz yapıyor olsaydınız, ilk kez siz geliştiriyor olsaydınız CSS kavramını böyle yapmaz mıydınız? Zaten şey demez miydiniz? Evet ya böyle yapalım. Ee, diye bu kuralı siz de bulabilirdiniz. Velhasıl e, benim yapacağım şey de arkadaşlar tam olarak şu anda bu. O zaman şunu diyelim. Başlık burada olsun. Tamam mı? Farklı bir renk vereceğim elbette. Alır. Aradaki farkı görmeniz açısından. Basit bir renk olsun. Mavi. Tamam mı? Diğer ayarlarını değiştirmiyorum. Ee, ve şimdi bu web css'i bu dosyayı HTML bir araya getirmem lazım. Index HTML'de Index değil. New Design'da. New Design'da bunu bağlamam gerekiyor arkadaşlar. Doğru mu? Burada bağlıyorum head'in içerisinde bağlıyorum. Yani diyorum ki HTML'e ey HTML senin bütün CSS tasarımın bütün elementlerinin nasıl gözükeceği e, fontların işte renklerin ve diğer bahsedeceğimiz birçok şey ahanda bu dosyadadır diyorum. Hangi dosyadadır diye sorarsan eğer link elementiyle bir style sheet relational anlamına relation anlamına geliyor bu. Style sheet ilişkisi kuracaksın. Çimle? Web.css'le. Tamam mı? Şimdi tabii geçtiğimiz yayındaki şunların yerine ben dediğim gibi yeni bir HTML yapayım. Orada da aynı şeyi yapayım. Bu da ne olsun? Mesela about olsun. About.html hakkımızda. Burada da işte şöyle bir başlık olsun. Önemli değil. Amacım size şunu göstermek. Baktığımızda. Haydi et. Hatta bu diğerine link versin. New Design içerisinde bir link koyalım. Böyle böylece her ikisini de şey yapmayayım. E blank olsun. Ref değil. HTTP about html target blank şunu kaldırayım ve deyince hakkımızda haydet şimdi bir bakın bakalım hakkımızda okey başlıklar sayfada kırmızı ben burada mavi olduğunu söylemiştim h1'de şurada bakınız mavi olması gerektiğini söylemiştim. Ve ha şunu bağlamadık ama değil mi? Bağlayalım da öyle çalıştıralım bari. About şuradan kod paste yapayım. Tekrar yazmayayım aynısını. Gel bakalım. Kopyala yapıştır. Evet. Şimdi gelsin bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu sayfadaki başlık mavi. Şimdi bu sayfada değil ama ama bu sayfada mavi. Kimin hangisinin hangi CSS yapısının daha e, önemli olduğunu görebildiniz mi? Yani bu sayfada About HTML'de ne body'nin içerisinde e, yani bu sayfanın head'in içerisinde style element var mı? Yok. Diyorum ki bütün tasarımını buradan alacaksın. Burada da diyorum ki, burada da diyorum ki, burada değil. Aa, sen git bir kapan ya. Gittin kafamı karıştırın orada benim. Ha. Sense new design'da style elementi koyarak bunun üzerindeki eşitlikleri eziyorsun. Yani bakın şöyle bir şey yapalım. Bu paragraf burada olmasın. Burada olsun. Tamam mı? Burada olsun. Şunları bir kaydedelim. Ve tarayıcımızı tekrar açalım. Şöyle bir yenileyim. Senin de bir yenileyim. Tamam. Şimdi bu bir paragraftır cümlesindeki fontu görüyorsunuz. Ama burada fonta dair hiçbir şey yok. Nereden alıyor? CSS dosyasından. Eğer CSS'ten geliyorsa kabul. Ama style CSS'ten gelenle aynı değeri içeriyorsa fakat farklı bir öz değer atanmışsa aynı özelliğe renk gibi font gibi o zaman üstün olan buradaki style. Ha hayır elementin içerisinde bir style verilmiş ve oradan da bir değer atılmışsa üstün olan tarayıcının uygulayacağı o eleman. Gördünüz mü? Arada bir hiyerarşi olduğunu görebiliyor musunuz? Fakat Allah aşkına bir baksanıza Mesela tasarımını bildiğimiz bir yerlerden gidelim. Yine var olan sitelerden. Hürriyetemlak.com Geliyorum. Kiralık ev arayacağım. Şu gördüğünüz tasarımda yine fontlar efendime söyleyeyim şu gördüğünüz ok işaretlerinin kırmızı olması işte işini bileyim şuradaki tarihin farklı bir e, fontla ve fa hafif silik bir renkle yazılıyor olması, bu butonun kırmızı olması, bunların hepsi dosya aracılığıyla benim yaptığım gibi CSS dosyası aracılığıyla e, yönetilemez mi acaba? Sanırım öyle, değil mi? Ki arkadaşlar e, buradan da şöyle bir sonuç çıkmış oluyor bize. Demek ki ee, bu dosyalar paket haline getirilebilir. Yani sürekli benzer bir tasarım yapacaksanız eğer aynı CSS dosyasını e, farklı farklı web projelerinde kullanamaz mısınız? Yani sürekli siz işte e, aynı tarza yakın ki style guide deniyor buna aslında bir stil kılavuzu. Ee, uygulamaların ki mesela bunu e, şuradan görebilirsiniz. Twitter stilinde çok fazla değişiklik yapmaz. Ee, Twitter ve uygulamaları hep benzer tasarımlardadır. Aynı şekilde Facebook aynı şekilde Google hep benzer yaklaşımları tercih eder. Neden? Kullanıcı gördüğü zaman aha bunu Google yapmış ya da bu Google'ın bir parçası diyebilsin diye bunu yapar. Doğru mu? Şimdi o zaman sevgili dostlar ee, biz de şu noktadan ilerleyeceğiz demek ki. Ha, tamam. Benim bütün tasarımlarımı e, bu yapı üzerinden inşa edebilirim. Okey. Şimdi CSS'le tanıştık. CSS'le tanıştık. Ama selektörleri incelemeye devam edelim. Öyle hemen e, pas geçmeyelim. Sadece H1 selektörü yok arkadaşlar. Sadece HTML elementini seçen durum yok. Başka elementler de var. Başka özür dilerim seçiciler de var. Örneğin, örneğin şöyle bir senaryo düşünsenize. Ee, spesifik olarak bir başlığın, spesifik olarak bir başlığın belli bir renkte olmasını istiyorsunuz. Diğerlerinden farklı olmasını istiyorsunuz. Ya da sayfanın belirli yerlerindeki elemanların, tekrar etmesini istiyorsunuz. Mesela bakın aklıma yine ne geldi? Hemen gidelim. Aslında burada da aynı şey var ama ben böyle bir e-ticaret sitesine gitmek istiyorum. Hepsi burada nokta.com olsun. Elektronikten elektronikten bilgisayar seçelim şöyle. Ve birazcık aşağı ineyim. Bakın şundan bahsediyorum. Kırmızı, beyaz, koyu bir font, bold yani, üstü çizilmiş bir yapı, ondan sonra acıma. Şurada ekstra bir veri. E bunlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tekrar ediyor bunlar. Yani neredeyse eee bu sayfada gördüğünüz tüm şu kartlar, ürün kartları aynı tasarıma sahip mesela. E bunları nasıl halledeceğiz? Eee işte bunlar da başka CSS selektörleri sevgili dostlar. Şimdi bunları da görelim o zaman. Ama bunları daha iyi anlamadan önce görülmesi gereken bir şey daha var arkadaşlar. O da birazcık HTML ile alakalı bir yapı. Bir elementle tanışmamız gerekiyor. O element de div elementi arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi hemen e, böyle basit bir tasarım, bir arayüz oluşturmak istiyorum. Tamam mı? O yüzden şimdilik bunu unutun. Bu yaptıklarımızı. Bunlar tanışma kısmıydı. Şunları kapatıyorum ben. Tamam mı? Ve e, yeni bir bence şey oluşturayım. Şurada bir klasör oluşturayım. E, layout diyelim. Adına Layout ve içerisine ona göre bir tasarım yapalım. Bilerek şu yeni bir klasör açmadım ki hatta şöyle yapayım bir dakika. Oraya da bir tane şey yapayım. Old files diyeyim ki onlar benim gözüme karışmasın. Old files. Gelin bakayım siz buraya. Gelin bakayım çocuklar. Hepinizi şuraya atıyorum. Evet. Git buradan. Kapatıyorum sizi. Oh pırıl pırıl. Kapat. Tamam. Oh, içim rahatladı. Vallahi içim rahatladı. Orada öyle bir sürü kullanmadığım dosya dosya dosya. Yeter ya. Tamam. Şimdi sevgili dostlar, bu tertemiz VS Code'da, tertemiz VS Code'da bir arayüz e, yapısını oluşturmaya çalışalım bakalım. Sizi tanıştıracağım element. Ne elementi? Div elementiydi. Hemen şöyle bir geliyorum ve burada da bir index HTML'im olsun index.html ünlemimize basalım ve body'mize gelelim. Şimdi dostlar e, ee, sayfayı doğru düzgün tasarlayabilmek için şık biçimde kullanıcıya uygun hale getirmek için biz bölümlere ayırıyoruz. Nasıl bölümlere ayırıyoruz? Şunun gibi arkadaşlar. Her dörtgen ama dörtgen olmak zorunda değil. Fakat burada mesela menü bir dörtgen. Şu menü gri olan kısım bir dörtgen. Şurası bir dörtgen. Tamam mı? Hatta bunu inspect element'le şuradan bakalım. Bakalım. Dörtgen, dörtgen, dörtgen gri alanı görüyor musunuz? Dörtgen, dörtgen. Şunlar da dörtgen. O kadar çok dörtgen deniliyor ki dörtgen anlamsızlaştı. Bunlara biz bölüm adını veriyoruz. Ama tabii ki bölümün bir de İngilizcesi var. Nedir o? Division. Hadi onu biraz kısaltalım. Div. İşte zaten anlatmak istediğim şey ortaya çıktı. Div. Bütün bu arkadaşlar sayfada gördüğünüz o dörtgenler div'lerle yapılıyor ve divleri şekillendirmenin en iyi yolu Hatta tek yolu bence bence değil bütün UI tasarımcılarına göre ki ben de UI tasarımcısı değilim ee, divdir arkadaşlar şey CSS'tir pardon div okay bu bizim ana divimiz olsun yani bütün sayfayı kaplayan kocaman bir dörtgen olsun bu tamam mı ondan sonra içime içerisinde içerisinde ...başlık olsun. Ee, sonra işte menü olsun. Sonra... ...efendime söyleyeyim işte aşağıda... ...ürünlerin olduğu... E, ...diğer divler gelsin istiyoruz. Yani kutu içinde, kutu içinde, kutu içinde... ...kutu içinde kutu... ...tasarlayacağız. Okey. Fakat şimdi dostlar... E, ...bunlardan bazıları bu kutulardan bazıları tek. Örneğin az önceki menü. Hepsi burada komdaki menü. Sadece bir tane vardı. Bazıları tekrar ediyor ürünler. Ürün kutuları yan yana tekrar ediyorlar. Ee, bazıları ise hani standart büyüklükte. E ben bunları nasıl ayıracağım birbirlerinden? Yani bakınız mesela mesela bütün dillerin kenarlarının çizgili olmasını istiyorum. Bütün divlerin kenarlarının çizgili olmasını istiyorum. Ne yapacağım? Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bakın. Geleceğim buraya. Yine style dosyamı oluşturayım. style.css dosyayı kullanarak yapacağım. Ve şöyle tanımlıyorum. Diyorum ki sayfadaki tüm divler bildiğimiz yöntemle gidelim. E1'i böyle yapmıştık ya. Aynı o kafa. Bütün divler, ay bütün divler evet, ee, şöyle olsunlar. Border özellikleri, tamam mı? Şimdi bu arada tabii ki belki tamam bütün CSS'i bu iki saatte anlatamayacağım ama en azından kulağınıza küp olsun. Birkaç tane fikir vereyim. Bir, az önce rengi verirken arkadaşlar, özelliğin kendisinden kaynaklı bir şekilde e, color ve value vermiştim. Yani color eşittir dark red gibi. Burada ne yapıyorum biliyor musunuz? Burada kenar çizgisinin birkaç ihtiyacını karşılamam lazım. Bir. Bir kutunun kenar çizgisi için neye ihtiyacınız var? Kalınlık. Bir piksel. Kalınlığında. İki, başka ne ihtiyacınız var? Çizginin tipi, düz çizgi mi olacak, kesik kesik mi olacak gibi seçenekleriniz var. Solid, düz çizgi. Ve üçüncüsü, ne renk olacak ya kenar? Siyah olsun. Bir piksel kalınlığında düz siyah çizgiden oluşan kutular istiyorum. Tamam mı? Henüz başka bir şey yapmadım. Buraya divimi oluşturdum. Tamam. Bir div daha yapayım. Başka bir yerde olsun. Şöyle olsun. If ondan sonra öcuma. bir div daha. Bağlantısını da yapalım hemen. Link CSS. Buraya ne diyeceğim? Style CSS. Style CSS'i bağladım. Ondan sonra cuma. Birliğin içerisinde şöyle diyelim hadi isterseniz. Bölüm 1. Bölüm 2. 3 tane yan şey alt alta divim var. Bakalım bunu nasıl gösterecek şimdi. Hop bu değildi. Onu da açmamıştık zaten bu arada değil mi? Ha? Şöyle gel bakayım. <laughs> Şöyle index html. Evet. Bakın. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane alanınız oluştu. Şimdi iyi de bu alan bütün sayfayı kaplıyor. E hepsi burada konumdaki öyle değil ki hepsini kaplamıyor canım. Bütün dörtgenler. Mesela şu tamam şu kaplıyor. Ama mesela şu alan hatta yine inspect element'ten bakalım isterseniz. Inspect element. Ha, Şuradan tam ekran yapayım. Bakın. Tam ekranı kaplamıyor. Şuraya bakın. Tam ekranı kaplamıyor bu dörtgen. Ama sonuçta bu bir div mi? Bu bir div. Şu. E peki o zaman biz bunları arkadaşlar birbirlerinden böyle hani boyutlarını nasıl ayarlayacağız? Demek ki CSS'te birkaç değişiklik daha yapmamız lazım. Örneğin nedir? Width. Width 150 piksel. Mesela. Mesela. Height. Atıyorum. O da 150 piksel olsun. Kare olsun. Mesela. Mesela arka plan rengi. Arka plan rengi e, ne olsun? Bisküvi rengi olsun. Gel bakayım, ne oldun şimdi? Birazcık zoom yapayım da böyle net gözüksün. Gördünüz mü arkadaşlar? Arka planında e, bisküvi rengi olan Alt alta gözüken daha dar, kare biçiminde bir yapı. E i̇şte şimdi e, artık bütün tasarımın böyle kutularla yapılabilmesi mantıklı değil mi? Ki dediğim gibi zaten öyle. Yani hangi siteye giderseniz gidin, buyurun. Canınız nereye gitmek istiyor? Trend yola mı? Hadi bakalım. Sağ klik. Ögeyi denetle. Inspect element dediğim gibi. Bakalım divler böyle en başta bütün sayfayı alan bir div içerisinde divler onun içerisinde yine böyle style'ın içerisinde bir tane CSS varmış div 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 iç içe, iç içe iç içe kutu 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 tasarımlar e, o zaman arkadaşlar biz Şunun gibi bir tasarım yapıp mesela şimdi ben bir tane hep kullandığım bir örnek göstereceğim size. Gelsin bakayım. Ay. Bir UI tasarımcısı nasıl çalışır? Şurada var mı? Yok. O zaman diğer ekranlarda olacak. Neredesin? Diğer ekran. Aa, mock diye olması lazımdı. Bakayım. Burada yok. Aa, kaybettim. Kaybolmayan mock istiyoruz. Bir de şuraya bakayım. Bir de arayayım bilgisayarımda. iki dakika. Tabii mock da o kadar ağırmış ağırmış bir mock olmayacak bende ama mock.dogex buldum. Masa üstündeymiş ama bulamamışım. Geliyor. Tabii ki çok dandik arkadaşlar. Benden beklediğiniz gibi çok dandik bir mock. Ee, çok başarılı mock uygulamaları var elbette. Ee, o uygulamalar aracılığıyla da yapılabilir bu. Ama mock'un mantığı şudur. Sayfam nasıl gözükecek? Temel mantık. İşte bakın bir kutu. Tabii genel bir kutu da var burada. Bir kutu. Kutu içinde kutu. Kutu içinde kutu. Kutu içinde kutular gibi karelerle bütün arayüzü tasarlayabilirsiniz. Fakat bunu yaparken nereye dikkat edeceksiniz? İşte şimdi burada 5 dakikalık bir aramızı verelim. Ben hem bir nefes alayım. Niye bu bazı çok sıcak oldu? Bildiğiniz gibi değil. Ee, belki bir cam mama açarım arada. 5 dakika sonra tekrar geri geleceğim. Bu arada tabii ki yorumlarınızı açacağım. Ee, ve onlara da bir bakacağım. Neler oluyor neler bitiyor diye. Tamam mı? Birazdan görüşmek üzere. Hayır. I'm back. Kendime geldim buradayım. Aa. Bir an böyle şey oldum ha. Uyuyacak gibi oldum. Size de öyle oldum ya. Ne oldu bayramdan mıdır seyiradan mıdır nedir acaba? Aa. Nasılsınız dostlar? Onur Bey nasılsınız efendim? İyi hocam siz nasılsınız? <laughs> Bomba gibiyim gördüğünüz gibi. Ara verdim kendime geldim oh be. Bu arada hocam tekrardan e, chattki arkadaşları da bir hatırlatma geçeyim ben. Eee üdemi kursumuz birazdan chat kısmından dağıtılacak arkadaşlar. Hani eğer de böyle arada giden arkadaşınız varsa onlara hemen bir telefon edin. Bir çağırın ikensinler. Yanımızda isinler. Kursumuzdan faydalanasınlar. Eee onun dışında Açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımız mevcut. Bizleri bu sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Hem etkinlik duyurularımızı orada paylaşıyoruz. Hem de kendi bilgilendirici yazılarımızı da bu hesaplardan paylaşmaktayız. Bizleri de bu hesaplardan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sözü Yalnız, ben size... Ben de o zaman kendi reklamı yaparım. Bana ne? <laughs> Buyurun hocam. Tabii tabii ne demek. <laughs> LinkedIn'den de arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz her türlü. Ee, sorularınızı elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. Hemen verir miyim bilmiyorum ama eline sonunda veririm. Haberiniz olsun. LinkedIn'de her türlü requesti açığım. Diğer taraflarda, diğer sosyal mecralarda çok aktif olduğumu söylemez. Twitter hesabım var ama yani işte ara sıra aklıma bir şey eserse yazarım. Yoksa açıkçası daha çok böyle makale yazıp paylaştığımda LinkedIn e, oluyor. Şimdi bana şey diyor olabilirsiniz ya hocam internet internet diyorsun. Sosyal medyayı kullanmıyorsun. Dersiniz haklısınız. Yapacak bir şey yok. <laughs> ne bileyim. Ya ne, ne bileyim. Çok çok sevmedim ben o mecraları ya. Orada sadece tüketiyorum ben. Bir şey oldu mu giriyorum, okuyorum, kapatıyorum. O kadar. <laughs> evet. Bakalım benim LinkedIn hesabım neymiş? Geliyor iki nokta üste. Arkadaşlar hocamızın LinkedIn hesabı Açıklama kısmında bu arada hocam sizin LinkedIn hesabınız da var. Bizim arkadaşlarımız koydular açıklama kısmına. Tamam. Hani videonun açıklama kısmından da bulabilirsiniz. Çetekiler şey yapmayın yani. Okey. Tamam. Hemen bir tıkla evet. şey yapabilirsiniz. Hemen yan taraftan LinkedIn'i açayım da bakayım şeyler geliyor mu requestler. Bakayım. Evet iki tane aldık bile. Hı -hı. Hı, -hı. Güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> şey yapıyormuşum şimdi buradan. Ekleyenleri söylüyormuş. Evet, bu arkadaşlar ekledi. Hala aranızda eklemeyenler var diye böyle. Evet. Şimdi dostlar, ee, bu ekranda gördüğünüz e, bir mockup demiştik. Tabii ki dandik bir mockup yine. Yani benden dediğim gibi e, bir kez daha söylüyorum. Bunu izleyen belki alanlarında uzman UI tasarımcılar, UX uzmanları vardır her defasında şey demesinler bu ne yani ne yapmış bu adam ne diyor bu ya demesinler benim olayım arkadaşlar sadece burada frontend mekanizmalarında en temel kavramlar olan html ve css'i nasıl oluşturacağımız üzerine şimdi ben tabii ki bu burada gördüğünüzü yapmayacağım udemy'deki mockup ama bu onu söyleyeyim ee, bunun üzerine gidiyor. Ben şunları kapatayım. Ve VS kodumu açayım tabii. Ve şunu da tam ekran yapıp e, buradaki yapıyı HTML'deki bu yapıyı bir genel geçer bir mockup'a çevirelim istiyorum. Şimdi e, ilk önce arkadaşlar tabii ki HTML'i doğru düzgün yapalım. Böyle bu e, şeyle tanıştırmak için de sizi bak bu div dedim işte border'ı şöyle olacak böyle olacak dedim de hepsi aynı boyda olmaz herhalde değil mi? Önce HTML ile başlayalım ayarımıza. Her şeyden evvel bir tane divimiz olacak dedik. Baştan başlıyoruz. Bir tane div. Tüm sayfa, bütün sayfadaki bileşenleriniz, menüleriniz, yazılarınız, bunlara bileşen diyoruz kısaca. Bu görmüş olduğunuz ana divin, ana kutunun dörtgenin içinde olsun. E doğal olarak bu diğerlerini kapsayan ve kendi alanında önemli bir yapı. Yani o zaman ben buna şey diyebilir miyim? Div id main. İşte şimdi tamam. HTML e, ilk yayınımızda HTML'i anlatırken input id'sini vermiştim ama üzerinde çok durmamıştım. Şimdi dostlar bu ID ne anlama geliyor? Tekrar bir hatırlayalım. ID identifier kelimesinin kısaltması. Yani kimlik. Yani bu div elementinden bu sayfada bu isimde, bu ID'de sadece bir tane olabilir. Fakat bu cümleden aman sakın şöyle düşünmeyin. İki tane yaparsan HTML tarayıcısı sana kızar ha. Değil. Anlamaz bile. Biz dikkat edeceğiz bunun sadece bir tane olması gerektiğine. Tamam mı? Yoksa diyorum ya arkada derleyici falan yok. Peki. Şimdi ID main dedim. Okey. Bu ID'si main olan dive özel tasarımı nasıl yapacağım ben? Yani diğer divler farklı olabilir ama ID'si main olan Farklı gözükecek istiyorum. Bakın ne yapıyorum arkadaşlar. ID'yi temsilen kare işaretini koyuyorum. Bu kısımlarda yavaş anlatıyorum ki böyle altını koyu kalın harflerle çizmiş olayım. HTML'de ID'si belirtilmiş bir elementi CSS ile stil atamak için Kare işaretini kullanıyoruz. ID'si main'de değil mi? İşte buna ID selektör deniyor arkadaşlar. Kare yanına kelime. Main yazdım. Ve şimdi içeride ayarını yapıyorum. Diyorum ki bu kare main isimli kare boyutu ne olacak? Yukarıda normal divlerin yani main haricindeki e, divlerin boyutlarının 150 piksel olması gerektiğini söylemiştik ki elbette bu sadece size bir şey göstermek içindi. Normalde standart bir divin boyutunu böyle yapmazsınız arkadaşlar. Hiç vermezsiniz bit height normalde. Ama ben dediğim gibi böyle bir merhaba merhaba için e, nasıl verildiğini göstermek istedim. Peki ben bu main'in tüm sayfayı kaplamasını istemiyor muyum? Yani kocaman bir kare yapmak istiyorum ben. E, o zaman bunun genişliği tarayıcının genişliği kadar olmalı. Yüzde yüz desek width yüzde yüz. Main kutusu tüm ekranı kaplar. Hatta isterseniz buraya özel bir background color verelim. Ve bana özel bir background color herhalde. Yok. İşin esprisi silver. Yani bütün arka plan gri olmasını istedim. Elbette border'ı buradan alacak. Bu div'den. Ee, fakat arka plan rengini ve genişliğini main'de değiştirmiş oldum. Kaydedeyim. Bunu da kaydedeyim. Kaydedeyim main'i. Ve sarayıcı da görelim bakalım ne olacak. Ha, onu ben kapatmışım arada. Hemen tekrar açayım. Reveal in File Explorer. Index.html. işte Şu büyük e, gri alan benim şu anda main'im. Fakat belli bir darlıkta. Üstelik bu şöyle yüzde yüz yaparsam gerçek genişliği bu. Varsayılan genişliği. Tamam mı? Bugün genişlik elbette 150 piksel ve o 150 piksel nereden geliyor? E buradan geliyor. Bak height'ına 150 piksel demiştik. Burada height'ına bir şey demedik. Demek ki hayatına hiçbir şey vermezsem, normalde olması gerektiği gibi yaparsam yani, sadece arka plan rengi kalsın bütün divlerin, o zaman şöyle küçücük bir şey olduğunu göreceksiniz. Abi ne anlayacağım ben bu küçücük şeyden ya derseniz arkadaşlar, genellikle mockapları için hani belli bir büyüklük vermek dive ilk etapta. Böyle çekici olabilir. Yani şöyle diyelim mi ee, minimum width minimum height özür dilerim. Minimum height yani içinde hiç yazı olmasa bile hiçbir şey olmasa bile ekran büyüklüğün sallıyorum sanırım benim ekranıma göre 1200 piksel fazla büyük sayılmaz 1200 piksellik bir şey olsun dedim ve yeniliyorum. Aa, ne oldu min height? Fazla bile geldi. Bak 1200 piksel. Tamam mı? Bu şekilde bir alanı kare olarak kapladık. Kare değil. Dörtgen olarak kapladık şimdi. Genişliği yüzde Yani hop bız, 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 bız. genişliği tamamen sizin ayarlarınıza göre yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Tamam. Bu okey. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, diyorum ki, dediğim gibi kafamda bir e, tasarım oluşturuyorum ben şimdi veya çizmişim kağıt üzerinde. Diyorum ki bu kutunun içinde en üstte en üstte şey olmalı. E, başlık olmalı, tamam mı? Menü olacak bir yer. Yani div diyorum. ID bu da ID olsun madem. Buna da header diyelim. Başlık id'li yeni bir div elementi yerleştirdim ve buraya tabii ki şöyle örnek bir başlık yazacağım. Sayfa başlığı. TSS'i e birazdan döneriz. İsterseniz HTML'deki kutularımıza karar vermeye devam edelim. E, bu başlığın altında ya da şöyle yapalım. Bu başlığın altında sol tarafta tamam mı hayal ediyoruz sol tarafta böyle dikey bir menü olsun istiyorum biraz eski tarz belki ama yine de iş gören biri yapı bir div daha id'si menü tamam mı şimdi okey kutularımı yapmaya devam ediyorum bakın her kutu özel olduğu için id arkadaşlar Başka main olmayacak. Başka header olmayacak. Başka menü olmayacak. Onların yerleri belli, büyüklükleri, renkleri belli gibi düşünün. Ee, fakat, fakat burada diyelim ki işte e, hatta bir tane daha olacak. Bir dakika onu da yazalım da. if, if id content olsun. Yani içerik. İçeriğin gözükeceği kısım. Bir de sayfanın en altında footer olsun. Mesela div id footer. Yani sayfamın iskeletini, iskelet kutularını inşa ettim. Şimdi e, bunun tasarımını gelin yine şöyle birazcık dediğim gibi çirkin olacak belki ama adım adım bir gerçekleştirelim. Birinci adım header. Değil mi? Yani şu. Header ID'li, ID'si header olan yazıyorum. Başlığın nasıl olmasını istersiniz? E tabii ki bir renk belirleyelim. Background kalır. Şimdi sevgili dostlar, ne demiştik? Renk vermenin birkaç tane yolu var demiştik. Ee, en çok kullanılan ikisi ikisinden bir tanesini az önce ve yukarıda gördüğünüz solid renkler kullanmak. Silver, Bisküvi. Yani renklerin adlarını kullanıyorsunuz ama arkadaşlar bir de Heygize desimal renk tanımı var. Yani 16 bitlik, yani 2 üzeri 16 e, kadar e, olur mu bir dakika? 16 bitlik 2 üzeri 16 olmaz, daha fazla olur tabii ki. E, neyse büyük bir alan diyelim, renk e, kapasiteniz var. Peki bunu nasıl veriyorsunuz? Kare diyorum arkadaşlar. Şöyle hatta bakın. Şurada birkaç tanesi var örnek olarak. Şöyle diyebilirim mesela uydurayım bir tane. Hare 007 Ondan sonra Emet Abbreviation. 007 A C olsun. Tamam mı? Neymiş? Bak buradaki sıkalar verdi. Şöyle bir renk yelpazesi. Hatta Evet VS Code'da şöyle bir şey de vardı. Doğru. İstediğim rengi buradan da ayarlayabilirim bakın. Şöyle olsun ya. Mor olsun. Mor güzel bir renk. Oh. Bak ne tatlı. Heh, tamam. Arka plan rengini bu şekilde verdim. Tamam mı? Eee e şimdi Başka ne verelim? Mesela başlık olacağı için hani metin genellikle ortada olur. Değil mi? text align center. Metinsel hizalama ortada olsun. Ondan sonra hocam fontu ne de olsa başlık 54 piksel olsun. 54 piksellik bir büyüklüğü olsun. Mor mor rengin üzerine herhalde beyaz daha güzel gider. Color white olsun. Ee, bir de fontun kalınlığını da font weight'i bold yaparsak bence daha güzel olur. E bir de tabii ki bu da tüm tarayıcı boyutunda geniş olmalı. Yani o zaman bunun da width'i width'i %100 Tamam mı? Şimdi Bakın dikkat. Bütün tasarımsal ayarı CSS'de bütün iskeleti HTML'de bırakıyorum. Yani arkadaşlar şöyle diyor muyuz? Bakınız. Aa, gözüm kanıyor. Diyenler kusura bakmasınlar. Mor bir başlık üzerine mor bir e, arka plan üzerine sayfa başlığını yerleştirdim. Font gözük kötü gözüküyor bence. Hemen bunun fontunu style'dan header içerisindeki fontu ben kalibri başlık fontuna ayarlıyorum. Götürmek için de olsun da rant olsun. Evet daha güzel. Sayfa başlığım okey. Aşağıda sol tarafta bir menü. yanında da bir content istiyordum ki dediğim gibi yüzde bu arada böyle olacak. Ay yüzde Rezil oldum. Şimdi geldim arkadaşlar. Burada ve menüm altta solda olmasını istiyorum dediğim gibi. Sayfanın header'ının altında solda olsun. Ve bakalım nasıl yapacağız kare menü. Şimdi dediğim gibi kontemple menü yan yana olacaklar ama şurada olacaklar yani. Kafamda canlandırdığım halini söyleyeyim. Bunun altında menü burada olacak. Şu gördüğünüz kısımda. İçerik de şurada olacak. Tamam mı? Peki. O zaman bakın menüye ne diyorum. Arka plan rengi. Hadi bakalım. Şöyle kalemi seçtim. Tamam mı? Şuraya geleyim. Arka plan rengi ne olsa olur. Acaba şöyle olsa. Şöyle. İğrenç mi olur mavi? Neyse ya. Böyle cırtlak mırtlak bir şeyler olsun. Mavi. Tamam. Arka plan rengi bu. Ondan sonra yazı rengi. O mavinin üzerine mavi şey gitmez. Beyaz gitmez. Siyah gider. Tamam mı? Ee, sonra bu menü arkadaşlar. Şimdi burası önemli kısmı. İki menü, iki tane div yan yana olacak. Doğru mu? İki tane karenin yan yana olmasını istiyorsunuz. Menüyle content'in. Dolayısıyla bur buraya bir çizim noktasından başlamanız gerekiyor. Yani normalde bilmiyorum hiç paint'te e, bir kare çizdiniz mi? Bilmiyorum. bu <laughs> Kesin çizmişsinizdir. Paint'te bir kareyi çizerken e, böyle hani mouse'u bir yere sabitlersiniz. Sonra en ve boyunu ayarlayıp yerleştirirsiniz. İşte bu float olarak karşımıza çıkıyor CSS'te. Yani bunun tam olarak yerleşimini nasıl sağlayacağım float özelliğiyle diyorum ki soldan itibaren yani sayfanın solundan itibaren bu kutuyu yerleştir. Ama tamamını kaplamayacak tarayıcının. Öyle değil mi? Ne olacak? atıyorum %30'unu kaplay kaplayacak. Yani diyecek ki örneğin width %30. Buyurun. Menü standart bir biçimde %30 değer kaplayan, yer kaplayan bir şekilde oluşturuldu. İsterseniz şöyle yapalım. Şuraya şuraya burada menü olacak diyelim. Burada menü olacak. arayıcımı açıp sayfamı yeniliyorum. Burada menü olacak. Ha, elbette elbette birazcık böyle büyük olması daha hoş olurdu diyorsanız bir de min height verelim değil mi? Daha önce gördüğümüz şeyi bir daha kullanalım. Min height ne olsun bu da 800 piksel olsun. Ama sevgili arkadaşlar hemen şunu söyleyeyim. eee Min height'ları vermek doğru bir yöntem değildir bu arada. Yine UI'cılar bunlardan pek hoşlanmazlar. Niye? Çünkü burasının doldukça yani gerçek menü elemanları oluştukça bu arada iğrenç bir renk oldu biliyorum ama olsun farklı olsun. Ee, oluştukça aşağı doğru eğilmesi. Şimdi bana bir şey söyleyeceksiniz tam bu noktada. Hocam tamam anladık renklerden hiç anlamıyorsun. Türkay hocanın tipografisi, tipografi bilgisi sıfır. Dan 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 dan. Şok. Anlamıyorsun tamam ama ya insan hatta bunun tam lan insan bari şunlara dikkat eder. Şuradaki burada kelimesi yukarıya yapışık olmasın canım o kadar. Aralarında birazcık boşluk olsun bari. Derseniz vallahi haklısınız. O zaman ilk önce gelin şu burada menü olacak yazısının kutunun üstüne ve soluna olan boşluğunu bir ayarlayalım. Yani diyelim ki şurada ee, padding. Padding arkadaşlar yazının kenarlarla olan mesafesi yani dal da yaz demeyelim yanlış anlaşılmasın kutunun içiyle kutunun içiyle kutunun kenarları e, arasındaki boşluk padding. Ve sevgili arkadaşlar. Tabii ki de hiç şaşırtıcı olmayacak şekilde dört değer alıyor. Dört tane. Bu dört değeri aklınızda nasıl tutacaksınız? Çok kolay. Gözünüzü kapatın. Bak gözümü kapattım. Gözümün önüne bir dörtgen getiriyorum tamam mı? Dörtgen. Ve sayıyorum. Top. Right. Bottom. Left. Saat yönünde. Top right, bottom, left. Top, right, bottom, left. Top, right, bottom, left. Dört sayı bu. Üst, sağ, alt, sol. Yer, kovan ve akrebin dönüş yönünde ilerliyorsunuz ve yukarıdan başlıyorsunuz. Hadi bir yolu daha var, onu da söyleyeyim. Ee, Sülfürik asiti, Hasan 2 Salak Osman 4 olarak ezberleyen bir nesil olarak tabii ki burada da bir kelime yardımcısı var. O da trouble, trouble, trouble kelimesinin sessiz harflerine baktığınız zaman T R B L. Top right, bottom left karşımıza çıkıyor tekrar. Peki ama şimdi bu kadar konuştum tamam hadi yazayım. Önce şöyle diyelim top 10 piksel. Tamam mı? Hatta şöyle diyelim top 10. Ee, bottom, şey, top right. Right 5 piksel. Ondan sonra şöyle piksel yazayım ya. Piksel. 5 piksel. Bottom 10 piksel. Diğer elemanlar arasındaki boşluk. Ve sol e, yine 5 piksel olsun. Bu padding. Peki çalıştırıyorum. Bakalım şu yazıya şimdi ne olacak. Hop. 5 piksel soldan biraz zoom yapalım. 5 piksel, 10 piksellik boşluklar oluştu arkadaşlar. Biraz da burası tabii ki. Bu padding de. E şimdi ama bu da arkadaş üst üste binmiş. Abi üst üste binmesin ya. Çok çirkin gözüküyor böyle. Sıfır yani. Sıfır olmasın. Arada birazcık boşluk olsun. Arkadaşlar divlerin arasındaki veya e, nesnelerin arasındaki sadece divler değil. Burada divlete çalışıyoruz ama biliyorsunuz ilk örneğimizi H1 ile yapmıştık. Her şey olabilir. H1'ler ya da HTML elementleri arasındaki boşluklar marjinle veriliyor. Kafamız karışmasın. O margin'i de buraya vereyim. Öncelikle burada bakalım. Margin. Aynı değerler arkadaşlar. Top, right, bottom, left. Yani üst boşluk, sağ boşluk, alt boşluk, yan boşluklar. Ama bir dakika. Şimdi bana gıcık olacaksınız belki ama şunu söyleyeceğim. Ya hepsi eşitse? Ne olacak o zaman? Tüm yönler birbirine eşitse. Top right bottom left boşlukları eşit olacaksa bir tane yazın bitirin. <laughs> Yukarıdaki de aynı şey olabilirdi. Yani sadece e, her yönde aynı olacaksa böyle tek tek yazmanıza gerek yok elbette. Margin divler arasındaki boşluk Padding ise elementin içindeki boşluk. Tamam mı? Tekrar diyorum e, yanlış anlaşılma olmasın. E, margin ve padding bütün elementlerde geçerli olan bir şey. Şimdi peki, e, bunu tekrar ben bir yüzde yüze indireyim ve şöyle bir şey yapalım. E, ne diyecektim? Ha, tamam. Bakın şimdi ne oldu? Bir tane menünüz geldi. E, burası boş. Oraya ne yapacağım? E, i̇çeriği koyacaktım değil mi? Gelsin bakalım içerik. Ne demiştik içeriğin adına? Content. Bir şey daha unutmayın. HTML'iniz küçücük, mini minnacık. Hiçbir değişiklik yapmıyorum burada farkında mısınız? Bütün değişikliği, değişikliğin kralını CSS'te yapıyorum. Yani content'e ne olacak? Öncelikle şey yapalım. E, paragraf diyeyim. Burada içerik olacak. Burada içerikler olacak diyeyim. Delikte de bir değişiklik yapacağız elbette ee, ve style'a e gelip diyorum ki kare, kare content hemen menünün yanında o alanın yüzde kaplıyordu yüzde yetmişini de e, veya be, marginlerle biraz daha azını belki e, bu elemana vereceğiz contente vereceğiz. Yani şöyle diyeceğim arkadaşlar bakın. Yine döşemeyi soldan yap. Sayfanın üzerine soldan yerleştir. Float left olsun. Ondan sonra acıma. Fakat viti %67 olsun. Yani yani bunun bitiminden sonra işte margin ve paddingi de dahil edelim. Özellikle margini. Boşluk bıraktık ya 10 piksel. 10 pikseli de %3 olarak kabul edip %67'si toplamda %97'sini katlayacak şekilde e, ayarlamış oluyorum. Eğer %100 yani burasını %70 yaparsanız e, o zaman şu macini 10 pikseli nereden bırakacak? Taşıyacak aşağıya doğru. Onu istemiyorum. O yüzden birazcık kıstım buradan. Tabii ki burası birazcık deneme yanılma arkadaşlar elbette. Bunu söylediğim zaman gerçi yine UI'cılar kısacak. Biz deneme de yapmıyoruz kardeşim. Bilimsel olarak ölçüyoruz biz. Diyecekler. Ben tabii kendi adıma konuşuyorum. Şimdi ee, bu noktadan sonra arkadaşlar ne diyeceğim? Arka plan rengini söyleyeceğim değil mi? Böyle, buna da iğrenç bir renk vereceğim ben şimdi. Background color. Ne diyelim? Hadi o da silver olsun. Daha iğrenç olamaz çünkü. E, ve bunda da arkadaşlar isterseniz yine padding'inizi ayarlayabilirsiniz. Peki, bütün paddingler aynı olacaksa, sayfadaki tüm padding ve marginleri aynı yapacaksam, hiçbirisinde yani hepsi hiçbir sıfır olmasın istiyorsam daha doğrusu nasıl yaparım? Aslında birkaç yolu var arkadaşlar bunu yapmanla ama en basit en anlaşılır şekilde yapalım isterseniz. Şöyle desem, en üste çıkayım. En üste çıkmamın esprisi hiçbir şekilde yok sadece özel bir element eklediğimi bilin diye. Body yok mu sizin HTML'inizde? Var. Bütün marjini ve padding'i oraya yazarım. Derim ki bunu kes. Buraya yapıştır. Bunu da kes. Buraya yapıştır. Dersem sayfada olan her şey ama her şeyin iç boşlukları 10 dış boşlukları da 10 piksel olacak. Tamam mı? Net bir şekilde arkadaşlar. Tabi bu arada eşit olduğu için margin ve padding tamamen böyle e, sıfırlamış bir yapı. Şöyle diyelim biz yine. Body'nin değil de divlerin olsun ki o biraz daha içeriden başlasın. Ay yanlış şeyi kopyaladım. Pardon. Pardon. Padding olacak orada. Gelsin bakayım. Evet. Daha içeride bunda da birazcık şey var. Yalnız şu tam iyi hesaplayamamışız. Bakın bu aşağıda kalmış. Yani bu demektir ki şurası biraz daha düşük olacak. %65 diyelim bakayım. Evet. 165. Bisküvi nereye yapmıştık ya biz? bisküvi olmasın arka plan rengi. Bunu kaldır. Tamam. Yani standart bir arka plan rengi yapmak diye saçma zaten. Hemen şunu bir yenileyelim. Şurada bir tane küçük div var. O nereden geldi? Hemen bakayım. Burada içerik olacak. Ha bu footer. Bu footer. Şimdi arkadaşlar footer'da ee, bu ikisinin altında olmasını istiyorum bir kere. Tamam mı? Yani Viti yine %100 olabilir. Hatta. Gelin bakalım onunla şey, şey yapalım. İşte burada bilerek e, bir durum söz konusu. Şimdi siz bunu yüzdelerinizle ayarlayarak şu footer'ın burada olmamasını sağlayabilirsiniz. Yani nasıl? İşte birazcık daha büyüteyim mesela. Hadi %67'yi bir daha getireyim. Belki o zaman aşağı düşüyordu değil mi? Bir dakika o zaman. Yok düşmedi tamam. Öyle düştü. O zaman geri alayım şöyle. 165, 166 ya da 65 kalsın orası. Şöyle diyeyim. Bakayım nasıl gözüküyor. Tamam. Şimdi bakın. E burada ben bunun aşağıda olmasını istiyorum. Yani şurada. Şu kısımda hatta şu kısımda olmasını istiyorum footer'ın. Tamam mı? En altta olsun. E bunu nasıl söyleyeceğim? Şu ikisini şu ikisini bir satırda olmasını sağlamam lazım. Bakın bunun için şunu yapıyorum arkadaşlar. Geliyorum footer Görün ki clear both. Yani eğer taşma olursa bu taşmayı temizle. Gördünüz mü? Adamlar onu düşünmüşler. Bunlar şimdi bu demiş, bu demiş Türkay bunu hesaplayamaz. Şimdi yok yüzde kaç olacak? Ay boşluklar da var. Ay ne yapsam acaba? Eli ayağına dolaşır. Ben gideyim clear both yapayım da. Ee, her iki boşlukları da taşmaları da temizlesin. Buraya getirsin. E ne olur en altta? Ne olur biliyorsunuz işte. Background color black olur. Tamam mı? Sonra color white olur. Color white olur. Ondan sonra bir de orada işte şey yazar. Copyright. Copyright. 2021. Tomu. GDC. Dersiniz. Ve işte sayfanız hakkındaki diğer bilgileri de buraya yazarsınız. Hatta burasını da böyle ortalasak güzel olur değil mi? Style'a geliyorum ve diyorum ki text align center. Evet tamam. Şimdi ID'leri gördünüz arkadaşlar. ID'leri gördünüz ama olay bitmedi ki. Ben bir de diyelim ki content'in içinde yani şurada burada içerik olacak yazıyor ya. O kısımda ben şunu istiyorum. Hatta menü de yapalım. Bir dakika. Menü olmadan olmaz. Menü de değiştirelim. Daha bitmesin bu. Menünün içerisinde şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, gerçekten de alt alta tamam mı? Elemanlarım olsun. Yani şunun gibi bir tane ule yapalım en basitinden ule li yapalım ondan sonra hücuma. ve burada birkaç tane e, linkimiz olsun örneğin şöyle a işte link bir örnek veriyorum ay pardon copy paste şunu kopyalayayım. İkinci ve üçüncü. Tamam mı? Hatta şunu bir de formatı formatlayayım. Ha. Şimdi iki ve üç de diyelim. Peki. Hatta Hiçbir yere gitmesinler. Sadece şekil olarak görmek istiyorum. Bookmark diyorum o yüzden. Kare. tıklayıncı bir yere gitmesin linkim. Bu da kare. Tamam. Şimdi siz bunun nasıl gözükmesini istiyorsunuz? Arkadaşlar öncelikle aynı elementten üç tane var. Li ve A elementlerinden arka arkaya üç tane copy paste yaptınız. Görüyor musunuz? Yani bunun tasarımı menüye özel bir tasarım yapacaksınız bir kere kesinlikle. Yani e, buraya özel bir tasarım yapmanız gerekiyor. Evet. Ama aynı zamanda aynı zamanda bunun tekrar ettiğini e, gözden çıkartmamamız lazım. İşte arkadaşlar bu yüzden tekrar eden yapılara dörtgenlere Class attribute'ünü kullanarak erişiyoruz. Yani o zaman bir tane tasarımdan birden fazla olabilir bir tür oluşturmuş oluyorsunuz. Diyorum ki Class ee, ne olsun adı item olsun. Menu item ya da link item gibi. Class item. Class item. Ve class item. Yani CSS'de o zaman item'ı tanımlayacağım. Bütün item'ları böyle göster diyeceğim. Ve o da bütün item'ları benim istediğim gibi gösterecek. Peki. ID'yi kare ile tanımlıyorsak. Class'ı ne ile tanımlıyoruz? Nokta nokta item demiştik değil mi? Yani CSS bunu görünce ne anlıyor? Klası item olan HTML elementleri. Ne olmasını istiyorsunuz? Tabi ee, tabii ben iğrenç renkler vererek yapayım yine. Şöyle olsun. Arka plan rengi siyah olsun. Tamam mı? Menülerin. Ondan sonra cuma width ve height verelim. Gerçi height vermeyelim, otomatik olsun. Width 100 piksel. Olsun genişliği. Ondan sonra rejime. Border. Border. 1 piksel. Solid. Black olsun. Siyah çizgili, 1 piksel kalınlığında. Bir renk. Ondan sonra rejime. Renk beyaz olsun. Tabii siyah üzerine beyaz bir renk. Ee, ve fontu da büyük yapalım biraz. Font size. 15 piksel olsun. Tamam. Bakalım ne hale soktuk kendimizi. Hop. Nereye bakalım. İyi, Allah kahretmesin seni. Ve şimdi Arkadaşlar tamam yazı rengi beyaz dedim ama bak bunu beyaz yapmış. Gördüğünüz üzere. E ne yapmam lazım benim onu? Birazcık düzeltelim değil mi? Bir kere ee, şey zaten item'ı birbirlerinden ayrı ayrı tanımlamam lazım. Yani bunun da margin'i belli olsun o zaman. Item'ların margin'i margin'i 20 piksel desem çok mu olur? Tamam mı? Aralarında ayırdım. Ama, ama mavi gözüküyor. E niye mavi gözüküyor? E link mavi de ondan. Bak şu beyaz. Yanındaki nokta. Şimdi diyeceksiniz ki hoca bunun yanında beyaz nokta mı olur ya? Sen iyice ne yaptın ya? Ben de diyeceğim ki aa pardon tamam. O da olmayacak değil mi? Bakın ne diyorum. Ule elementinin CSS işte. Ule elementinizin diyorum noktaları olmasın. List style none. Gitti noktalar. Menüye özel bir tasarım yaptım ama ya şu siyahtan kurtulamayacak mıyız biz yani? Pardon. Bunun beyaz yapamaz mıyım? Yapabilirim elbette. Şöyle yapalım. O siyahtan vazgeçeyim ben. Öncelikle. Ee, arka plan rengi black olmasın. Arka plan rengi hiç vermeyelim. Tamam şöyle. Kaydettim. Dinliyorum sayfamı. Gerçi şimdi solid olması da iğrenç oldu ama olsun. Şimdi tamam sayfamız ulaşmaya başladı ama siz diyorsunuz ki ya link böyle mavi olmasın. Link beyaz olsun. istiyorsunuz. Ne yapacaksınız arkadaşlar o zaman? Bakın ne yapıyorum. A diyorum elementi. Bakın farklı bir şey geliyor şimdi. Sudo element. Yani değerini değiştiriyorum. A'nın link hali olduğunda yazı beyazdır. A link halindeyken yazı beyaz olsun. Buyurun. Şimdi arkadaşlar ne oldu? CSS ile HTML'inize neredeyse her şeyine müdahale ediyorsunuz. Doğru mu? Hatta ve hatta bakınız yuvarlak köşeli elementler işte üç boyutlu animasyonlar gibi birçok birçok Efsane özellik var CSS'te. Hatta size bir şey göstereceğim. Bakın CSS'te yapılmış bir şey. Eğer tabi patlamamışsa o site. Şuralarda bir yerde olması lazım. Mm -hmm. Developments. HTML, CSS. Nerede? 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 HTML 5. CSS FX Libraries. Supercharging. Hayır. Bu değil. Bu değil. Bakayım. Bu mu? Ha şu. Bu CSS3 ile yapılmış bazı örnek tasarımları barındırıyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi size tabi bu arada beğendiğim bir ee, şey burası, burası bakın şu çok hoşuma gidiyor benim. Böyle göstermeye bayılıyorum bunu. Bu site yani thecodeplayer.com arkadaşlar üzerinde şunu yapabiliyorsunuz. Nasıl adım adım ilk önce ne yaptığını göstereyim. Bakın sadece CSS bu. Mouse üzerine gelip gördünüz mü? Yani şimdi benim yaptığımı gösterip bir de aslında ne yapabileceğinizi göstereyim ki demonun e, ne olduğu anlaşılsın. Sonra da play walkthrough deyip arkadaşlar arkadaşın bunu yapan kişinin nasıl yaptığını buradan görebilirsiniz. Şunu kabul edeyim bir dakika. Evet. Evet canım. Seni de bir hızlandıralım şöyle. 20x Bakın nokta ile başlayanlar class'ta unutmayın. Özellikleri inceleyin. Background veriyor. Açıklama satılarını yapıyor. Body elementini değiştirdi. Ondan sonra hücuma. Dedi ki body'nin minimum büyüklüğü %100 olacak. Transform işte e, o harekete kazandıran üç boyutlu harekete kazandıran e, fonksiyon. Ondan sonra hücuma özellik daha doğrusu. E, Content'i verdi mouse üzerine geldiği zaman yazıyor. Bakın Tamp a after kısmında resim yatay haline geldi zaten. Aşağıya bir eksen kısmı belirledi. Yani bu kodların aynısını tabi resim de sizin bilgisayarınızda olacak. E, bu kodların aynısını bir HTML e, e, ve CSS e yazdığınızda sizde böyle bir 3 boyutlu buton elde edebileceksiniz. Çatır çatır. Sadece CSS. Yani HTML'de hiçbir şey yok. Sadece bir tane div var. Hatta dünyadan garip bir örnek vereceğim şimdi. CSS'de neler yapılabileceğine dair. Bu birazdan bitiyor. Bir noktada gördüğünüz gibi CSS yazmak çok keyif verici bir şey ve bakın bitti. O zaman dediğim gibi bugünün modern web uygulamalarında sıklıkla karşılaştığımız bir yapıyı burada görmüş oluyoruz diyebilirim. Şimdi dostlar bu ne diyecektim ben ya bir şey diyecektim ben buradan. Aa dur. Ay dilimin ucundaydı. Vallahi unuttum. Neyse aklıma gelince paylaşacağım yine. Şimdi ee, ha buldum tamam ne diyeceğim buldum. Arkadaşlar tabii ki bir de şöyle bir şey var. Şimdi siz bunu ne yaptınız diyelim ki bunu siz yaptınız ayarladınız benim gibi bir sürü böyle güzel buton ee, işte benim arka plan tasarımı falan oluşturdunuz. E bunu bir kütüphane haline getirip birçok projede inşa edebilirsiniz değil mi? Ve peki acaba şu anda sektörde e, kullanılan, faal olarak kullanılan böyle hazır CSS ve JavaScript paketleri de var mıdır? Diye sorarsanız cevap evet. İşte arkadaşlar getbootstrap.com ya da Bootstrap olarak bilinen arkadaş aslında en başta bir CSS kütüphanesi. Yani şu bileşenlere baktığınız zaman components örneğin işte kart şöyle bir tasarım yapmış Bootstrap yani böyle bir CSS klas yazmışlar mesela demişler ki bakın class card, card body, card title vesaire dersen sana ne verir? Böyle bir çıktı verir. Ya da bunun gibi arkadaşlar o kadar çok şey var ki nasıl diyeyim hazır style guide'lar var ki bootstrap var, materialize var ondan sonra ki arkasında da bu arada bootstrap twitter'ın işte materialize google'ın ondan sonra işte skeleton var benim yine çok hoşuma giden hazır frameworklerden bir tanesi, CSS frameworklerden bir tanesi. Bunları kullanarak da e, bir web uygulaması geliştirilebiliyor. Haliyle siz CSS yazmıyorsunuz ya da çok az yazıyorsunuz. Sizin yerinize CSS'i bu arkadaş bootstrap sağlıyor. Dolayısıyla bu da e, öğrenilmeye değer yapılardan bir tanesi diyelim. E, ve, ha, şey gösterecektim aklıma geldi. Tamam. Bir şey göstereceğim demiştim. CSS Arts. Bu CSS anlatıyormuş bu değil. CSS Painting diyeyim de. Evet bir ablamız var arkadaşlar. Ablamızın e, CSS'te yaptığı işler. Tabi bu sadece ablamız değil. Bunu başkası yapmış ama şu buradan değil de o ablamızın sitesine gideyim ben ya. Şuydu işte aslında ama şuradan gideyim o zaman. Hı. Şu görmüş olduğunuz resim CSS yapılmış. Bu aynı şekilde. Hatta bazılarının arkada nasıl yapıldığı da var. Dur şunu şey bir kısayım ben. Sesini. Evet. Sırf hani CSS ile CSS 3 ile neler yapılabildiğini gösteren bir ablamız kendisi. Baksanıza. Bunların hepsi sadece CSS yapılarak, CSS kodlanarak yapılmış işler. Sizin anlayacağınız arkadaşlar sadece tarayıcınızın yetenekleriyle muazzam işler inşa edilebiliyor CSS'le. Dedik ve benim burada sözlerimin sonuna gelmiş olduk. Şöyle stream yardı açayım ve çete bakalım. Ondan sonra Cuma ee, şeyi soralım. Var mıdır efendim sormak istediğiniz? Aa ne kadar karanlıkta kalmışım ben. Sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey. Dur. Son dakikalarda kendimi bir şey yapayım ben. Işığı açayım diyeceğim ama ışığın nerede benim? Neyse. telefon yerinde değil. Evet. idare edin beni artık böyle. Evet chat sorularınız varsa sorularınızı şu an alabiliriz. Ah. Anlarsam gayet hani herkese oturmuş hocam anlattığımız konular yine. Süper. Ee, Token'ı gönderdik mi? Evet evet onu da hemen söyleyelim. Ee, biz hani yayın sırasında size bölmek istemediğim için araya girmek istemedim yayına. Arkadaşlarımız paylaştılar Udemy kursunu. Chatteki arkadaşlar da e, linkten giriş yaparak ücretsiz bir şekilde kursu alabilirler. Üç günlük süresi var kodun. Dilediğiniz gibi kullan arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlarınıza atın, kendiniz kullanın, hiç fark etmez. Evet. Hani bu da böyle bir bayram hediyesi olsun diyelim ya. Kesinlikle. Eee dostlar bir isteğim var. Ee, kursu aldıktan sonra bana e, yorum yapmanız elbette eksikler işte olması gerekenler vesaireleri e, açıkça ifade edebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Onun dışında tepe tepe kullanın. <laughs> evet. Tabii bu mi? arada buyurun. Bu, buyurun hocam, buyurun ben lafınızı kesiyorum. <laughs> evet, ya bu sonda gösterdiğiniz o sanat şeyi benim çok ilgimi çekti. Gerçekten ya CSS'se yapılabiliyormuş gibi diye oldum böyle. Hı hı. Gayet başarılı bir proje bu arada. Ondan söylemeden edemeyeceğim yani. Yani o kadar güzel şeyler var ki böyle CSS3 e, Arts diye arattığınızda bir de animasyon yapabildiğiniz için işin içerisinde hani e, oyun tarafında kullanan bile var. Yani tarayıcı üzerine çalışan oyunlarda bile CSS yazılabiliyor, kullanılabiliyor. O anlamda efsanevi aslında web teknolojisi olduğunu söyleyebiliriz bir kez daha. Beğendiğinize sevindim. Evet umarım hani chatteki arkadaşlar da beğenmişse diye düşünüyorum. Gayet zevkli ve bilgilendirici bir yayın oldu şahsen. Ben teşekkür ederim size bu yüzden. Ben teşekkür ederim dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki etkinliklerde görüşmek üzere. E, kapatmadan da son kez bir duyuru geçeyim hocam. E, Tabii. Bizim Tabii. 16'sında yani 2 gün sonra bir Flutter etkinliğimiz olacak. Yeniliklerle Flutter diye. E, flutter 2 sürümünde gelen yenilikler hakkında konuşacağımız bir yayın olacak. O da e, akşam 9'da olacak 2 gün sonra. Sizi de bekleriz. Chat'te sizi de görmekten mutluluk duyuyoruz. Yine şu anda çepte olan arkadaşlarımızı oraya da bekliyoruz. Onun da duyurusunu geçmiş olalım. Eee... Son kez söyleyeceğiniz bir şey varsa onu da alalım hocam. Sizden. Tanıştığımıza çok memnun oldum arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın ve kodlamayla kalın. Sadece böyle frontend değil, backend ondan sonra juma e, diğer yazılım e, kavramları üzerine efor sarf etmeye düşünmeye ve özellikle üretmeye ne olursa olsun üretmeye devam edin. E, Esen kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.